Kasım ayında faturamız 8615 TL, 9400 kilovatlardaydı. Aralık ayı 12.000 kilovatlarda gelen fatura 17.000 TL. Ocak ayında ise 9.000 kilovat gelen faturam 30.212 TL'dir. Yani bu faturalar bu şekilde devam ettiği zaman bizler mücburi kepenk kapatmak zorunda kalacağız. İkinci bir durum. Ocak ayında ben 2 hafta çalışmama rağmen 30.000 TL bir fatura gelmiştir bana. Aynı kilowatt bayağı farklı bir yüksek bir miktar geldi karşımıza. Biz bu durumda olduğumuz sürece kepek kapatma zorunda kalacağız. Batman'da 40.000 çalışan var. Her 40.000 çalışanda ailesinde ortalama 4 kişi var. Yani toplamda 360.000 kişinin ekmeğine mani olacağız bu şekilde. Yani sizlerden ricam, yüksek meclisten ricamız bu faturaların acil bir şekilde düzenlenmesi ve %50 esnek paket destek paketinin açıklanması, yoksa bu şekilde bizler çoğumuz kepenk kapatmak zorunda kalacağız. Burada kuaförlük yapıyor. Pandemi nedeniyle zaten 2 yıldır işlerimiz düştü. O kadar yok. Yani kuaförüz ama normalde 15 günde bir tıraşa geliyordu. Şimdi 2 ayda bir geliyorlar. Buna rağmen yine masraflarımız yani gittikçe gidiyor. En önemlisi de elektrik yani. Korkudan ışıklarımızı açamıyoruz. Karanlıkta oturuyoruz. Faturalarımız işte geçen ay 118 geldi. Bu ayınki 395 geldi. Çocuk iş yani bir iki koltuktur yani tek başıma çalışıyorum. O da 3 saatte bir tane zor bir tane müşteri geliyor. Yani etkilerimizden bu elektrik zamlarına bir şeyler yapsınlar yani. Artık faturalarımızı ödeyemiyoruz. Yani en sonunda ne yapacağız? Her şeye rağmen dükkanlarımızı kapatıp evde oturacağız. Burada 2 yıllık esnafız. Yani hakikaten şu an bu gelen elektrik sadece ışıklar ve bir dolaptır. Dolabı da şimdi gösterseniz 3 metrelik bir dolaptır ve ışıklardır. Yani bunun daha yazı var. Ve şu an mesela geçen ay 796 milyon geliyor. Bunun %127'si 1800'e falan tekabül ediyor. Yani gelip bakmadan 2 milyar fatura kesmişler. Yani neredeyse artık 2 katından fazla yani. Şimdi pandemiden görmediğimiz darbeyi buradan görüyoruz yani. TEDAŞ'ın bu yaptığı açıkçası bir zulümdür yani. Dolapta bir kısıtlama yapamıyoruz. Hani klima olsun, dolaplar olsun, süt ürünleri dolabı olsun. Haliyle artık benim kiramın 3 katı elektriği geliyor. Vallahi belki daha fazla gelir yani. Benim kiram burada 2 milyardır. Elektriğim gelecek 7-8 milyar. Bu %127'ye çarptığımda en az 3 katı fazla geliyor kiranın. Ben artık kirayı geçtim de elektrik derdine düştüm yani. Acilen yetkililerin elektriğe gelen zamların hani geri çekilmesini istiyoruz yani. Yoksa hani artık iş de yapamıyoruz ve kepenkler de kapanır yani. Geçen ay 230 geldi. Bu ay 450-460 bir fatura bize kesildi. Biz şu anda biz mağdur durumdayız. Elektrik mi ödeyeceğiz? Doğalgazı mı ödeyeceğiz? Suyu mu ödeyeceğiz? Hangisi faturayı ödeyeceğiz? Telefonu mu ödeyeceğiz? Hangisi ödeyeceğimizi artık şaşırmışız. Kalmışız. Ne yapacağız? Yani eski döneme diyor ki yani eskiden gaz ocağı kullanıyordular. Bilmem şomine kullanıyordular. Bu şey artık geri köylerimize döneceğiz. Çok fahiş bir fiyat geliyor. Ne dondurucumuzu kullanabiliyoruz, almışız. Klima kullanamıyoruz, hiçbir şey kullanamıyoruz. Buna rağmen yani çok yüksek faturalar geliyor. 500 tane milletvekili var mecliste. Bir tane ses çıkmıyor. Yani bunlar bir müdahale etmeleri gerekiyor.